Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yumurtalı kısır yapıyorum. Yumurtalı kısır yemediyseniz kısır yedik demeyin. Çok lezzetli ve çok basit, çok da güzel bir kısır arkadaşlar. Çiğ köftelik bulgurumu karıştırma kabımın içerisine aldım ben ve sıcak suyla ıslatıyorum arkadaşlar. Kişi başı 1 çay bardağı çiğ köftelik bulgur koyuyorum. Ölçüm bu benim arkadaşlar. Evet, şöyle bir karıştıralım bulgurlarımızı. Islanmayan yerleri varsa biraz daha su ekleyelim ve üzerini kapatıp dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Çok lezzetli ve çok güzel bir kısır arkadaşlar. Lütfen deneyin. Hem çok az malzeme, hem çok basit ve çok da lezzetli. Lütfen denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bulgurlarımızı dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Dinlendirdiğimiz bulgurlarımızı açıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimizi teker teker ekleyelim bulgurlarımızın üzerine. Bir tane doğranmış kuru soğanımızı ekliyoruz. İnce doğranmış kuru soğan. Eğer istiyorsanız siz rendele edebilirsiniz. Salçamızı ekleyelim. 2 yemek kaşığı salça ekledim. 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçası. Ve baharatlarımızı ekleyelim arkadaşlar. İsot, pul biber, karabiber ve kimyon var. Baharatlar çok önemli kısırda. Kısırı en lezzetli yapan şey baharatlar. Baharatlarımızı ekledik arkadaşlar. Ve 1 çay kaşığı da tuz ekleyelim. Salçalar tuzlu olduğu için tuzu çok fazla koymayalım. Kontrol ederek koyalım tuzumuzu. Ve güzelce yoğuruyoruz arkadaşlar. Yumurtalı kısır yapıyorum arkadaşlar. Çok lezzetli, çok güzel bir kısır. Evet, kısırımızı güzel yoğuruyoruz arkadaşlar. Özleşinceye kadar güzelce kısırımızı yoğurmaya devam ediyoruz. Evet, kısırımız güzelce oldu arkadaşlar. Şimdi artık yağımızı ısıtıp yumurtalarımızı pişirelim. Tavamıza 1 su bardağı sıvı yağ alıyoruz ve güzelce ısıtıyoruz arkadaşlar. Isıttığımız yağımıza 2 tane çırpılmış yumurtamızı ekliyoruz arkadaşlar. Evet, yağımız ısındığı için çok güzel hemen kabarık pişiyor yumurtalarımız. Evet, şimdi pişen yumurtalarımızı kısırımıza ekliyoruz. Kabarık pişen yumurtalarımızı kısırımıza ekliyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu? Kaşığımızla biraz karıştırıp soğumasını sağlayalım. Elimizi hemen kısıra sokarsak elimiz yanar, çok sıcak. Hem biraz soğusun, karıştıralım. Hem de yumurtalar biraz ezilsin. Bakar mısınız görüntüsüne ne kadar güzel oldu? Yumurtalı kısır denemeyenler denesin arkadaşlar. Çok güzel, çok lezzetli. Lütfen deneyip yorumlara yazın arkadaşlar. Limonumuz vardı arkadaşlar. Limonumuzu da hemen kabuklarıyla birlikte atıyoruz. Güzelce yıkamıştık ve dilimlemiştik. 2 dilim limonu kısırımızın içine kabuğuyla beraber atıp biraz sıkıyoruz. Ve kabuklarıyla beraber yoğuracağız. Kabuğun da lezzeti, aroması kısırımıza geçsin arkadaşlar. Evet, çıkartalım şimdi kabukları.
limonun kabuklarını çıkartıyoruz. Doğramış olduğumuz maydanozlarımızı kısıra ekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir yoğuruyoruz elimizle. Biraz karıştırıyoruz. Çok fazla da yoğurmayalım. Maydanozlar da güzelce kısırımıza karışsın. Evet arkadaşlar, kısırımız servise hazır artık. Tabağımızı ben hazırlamıştım. Dilediğiniz yeşilliklerden koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben domates, salatalık, marul, kırmızı lahana, limon koymuştum. Evet arkadaşlar, servise kısırımız hazır. Ben karışık turşu çıkarttım kısırımızın yanına ve haşlanmış lahana hiç denediniz mi arkadaşlar? Kısırın yanında haşlanmış lahana da çok güzel oluyor. Beraber yemesi çok lezzetli oluyor gerçekten. Tavsiye ederim. Haşlanmış lahana, turşu ve yeşilliklerle kısırımız harika oldu. Deneyen herkese afiyet olsun arkadaşlar.